Evet, Bir yuvaya evet. girirdi. Onun Şu sayılı. anki bayramlara geldiğimiz zaman işte dedik yani birlik vardı orada, Ya. beraberlik vardı, insanlara birbirine Yok, yardımlaşma vardı. yardımlaşma Şimdi evet. ekonominin değişimi, sosyal yaşamın değişimi, iş yaşamının farklılaşması, bütün etkenler kültürel yaşamda yozlaşmayı mı getiriyor? Tabii doğaldır Hüseyin. Doğaldır. Yani zaman her şeyi değiştiriyor. Ben buna inanırım. Yani hiçbir şey bakideydi. Değildir. Kalmıyor eskisi gibi. Evet. Dediğin doğrudur. Yani şimdi bir de teknoloji, ekonomik olanaklar. Yani şimdi ne bileyim, o zaman insanların arabası yoktu. Araba Evet. rüyalarında bile göremezdi. Yani alayım arabamı da gideyim falan bir yerden bir yer. Yani Lefkoşalıysa bayramı Lefkoşa'da kutlardı. Evet. Bir otobüs gezintisi Boğaz'a kadar bile bir olay olurdu insanların yaşamında. Sonra teknolojinin gelişmesiyle işte ne bileyim şimdi telefon var, bilmem ne var, Evet, şu var, evet, bu evet, var. evet. Çocukların ceplerinde bile telefon var. Evet. Şimdiki şey yani bir zaman makinesi olsa da şimdiki gençleri çocuklara o Alıp o bizim tarafa götürsek değil mi? O götürse bu tarihe. ne ya o diyecek. Siz derin nesini beğenirdiniz bunların. Allah aşkına bak maskaralı şey tavşan bilmem benim kartını unuttuğum yuvaya girecek de bilmem şu vazoyu kazanacakmışım. Bilmem lokma Aslında o yiyecekmişim. çocukları, bu zamanın çocuklarını alıp oraya zaman makinesi olsa Evet. götürsek, oradaki oyunlardan ziyade o kültürel yaşamın, Evet, birliğin, evet, beraberliğin, evet, o güzelliğin evet. nasıl olduğunu anlatmaktır aslında asıl Evet, olan, değil evet, evet. mi? Normaldir ve bu dikkat ederseniz seneden seneye daha da yozlaşıyor yani her şey. Yani belki de bugünün bayramlarını da bir 20, 10, 20 30 yıl yıl sonra sonra yine arayacağız. arayacağız. Yani ne bileyim belki de şey mezarlık ziyareti kalkmayabilir ama yani böyle bayram yeri şu bu gibi olaylar da kaç. Zaten bayram yeri kayboluyor. Yani Çünkü günün getirdiği teknolojiyle artık ha, çocuklar bayram evlerinden yeri dışarı yani çıkmıyorlar. günümüzde sevgiliysen bayram yerine gittiğinde sadece satıcı görürsün. Yani Evet. sadece satıcı görürsün. Bir de o çocukların hep şey elektriğe dönüşmüş şeyler yani o eski atlı karıncalar yok. Şu eliyle çevirecek de çocuğu. Eliyle Evet, çevirirdik böyle evet. şey yani Onun motor bile mahalle aralarında yoktu. sokaklarda bile gezdiren atlı Tabii. karıncacılar olurdu böyle. Sonra o şeyler gerçekten yani o bayram yerinde yapılan yiyecekler, tatlılar. Yani bugün ben bakıyorum hiç o zaman da yapılan şeylerin fakir insanlar ve mesela bulgur köftesi yapan kadınlar bayram yerinde insanların cebine göre köfte yapardı. Mesela 3 kuruş verirseniz içi tıka basa kıyma dolu uzun bir köfte. Bir kuruşu var fakir. Onu da düşünmüştü. Onun içine yalnız soğan koymuş. Yarım kuruşu var 20 parası. O köftenin içine sadece bulgur işte içine hiçbir şey koymamış. Kıkır kıkır yesin. Evet. Yani böyle fakirliğe insanların cebindeki para dikkate alınarak böyle ona göre hızmet ya yiyecek sunulurdu. Bir şey insanlardan fazla para alma olayı yoktu. Huzur vardı, kavga, Art niyet kalabalık yoktu, yoktu. kötülük düşüncesi Hiç hiç yoktu, hiç değil mi? kesinlikle. Ve dediğim gibi bunda polisin, İngiliz polisinin de büyük rolü vardır. Başka ne gelir aklıma? Ha oyuncak dedik ya böyle hiç akla gelmeyecek şeyler yapar. Hiç unutmam. Ahmet diye genç bir adamdı. Yani bu da şey mi eğlence mi diyeceksin bayram yerinde ama insanlar orada sıra dururdu. Bir kovanın içine su koyardı. Ve 2 tane çubuk vardı o sobanın içinde. Ve kabloları da vardı. Bir böyle cihaza bağlanırdı o. Belki tehlikeli de bir şey. Yani onu ve giderdiniz 1 kuruş verirdiniz. Saat vardı kolunda. O iki kolu suyun içinde. Ha, böyle çubuk, 2 tane Evet. çubuk. Demirdi, metaldı. Böyle tutup tutardınız.
Ve o yarım dakika tutabilirseniz onu elektrik verirdi ona. Anladım, Öldürme bir evet. şey. Böyle şeyden bir kuruş verirdi. Siz, bir kuruş verirdiniz, üç kuruş alırdınız. İki kuruş üstünden verdi. Yani böyle bu tür şeyle bu Allah için eğlencem, Değil oyunum ama bu işte ve buna o benzer biraz da sanki bir güç gösterisi gibi bir şey. şeyler gelirdi efendim. Cambazlar böyle şeylerin İplerde üzerinde yürüyen yürürler, böyle cambazlar. mahalle aralarına da giderdi.